Profesör Doktor Şengül Ablemitoğlu bizimle birlikte, Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı. Sayın Ablemitoğlu, merhaba, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum İyi size geceler ve efendim. İzleyenlere. Böyle güzel başladık ama tatsız bir konu konuşacağız. Onu da programımızın ilan ettik. Şimdi Fatih Erbakan katıldı bu kez. Yani katıldı dedim çünkü son günlerde birbiri ardına geliyor bu yönde farklı farklı pozisyondaki kişilerden. Nedir o? Kızların durumuyla ilgili, kızların hayatlarıyla ilgili, kızların tercihleriyle ilgili. Onlar hakkında söz söyleme yetkisini kendinde gören eril zihniyet. Bu kez de Yeni Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bakın ne söyledi. Evet, Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'na soralım. Hocam, Türkiye'de bazı çevreler ne istiyor kız çocuklarımızdan? Şimdi şöyle, ben bu dinlediklerimde ciddi yanlışlıklar var bir kere. Muazzam bir bilgi eksikliği ve hatalarla dolu bir konuşma. Onu açıklayalım ama onu ayrıca açıklayalım. Ama izin verirseniz ben bunu şöyle tanımlıyorum. Aslında biz bir zihniyetin sözlere dökülmüş şeklini tanıklık ediyoruz bir süredir. Ve son yıllarda kolaylıkla dile getirilen ve pervasızlaşan bir zihniyet bu. Ve şöyle bir şeyi açıkçası sizin aracılığınızla da söylemek istiyorum. Ve bu konuyu ne kadar çok konuşur olduk. Sanıyorum dünyada bizim ülkemizde konuşulduğu kadar medyada, başka zeminlerde bu kadar uzun zaman harcanarak cinsellik, hem de çocuk üzerinden cinselliğin konuşulduğu başka bir ülke yok zannediyorum. Bu durum artık giderek pornografik bir boyuta taşındı. Pornografik bir şekle dönüştü. Ve bu noktada tabii ki bir sapkınlık diyebiliriz. Ancak bunu da söylemek istemiyorum. Çünkü şu konuşulanlar sapkınlık dediğinizde ciddiyetini kaybediyor. Yazık ki giderek de böyle söylediğinizde sıradanlaşıyor. Ben bunun açıkçası zaman zaman gündemi değiştirme ve gündeme gelme aracı olarak da kullanıldığını düşünüyorum ki çok vahim bir şey. Bizim toplumumuzda yazık ki uzunca bir süredir toplumsal cinsiyet rollerine dair erkeğin konumlandığı yeri kadın bedeni, çocuk bedeni üzerinden, çocuğun evlenme yaşından açıklayan, gösteren bir alışkanlık gelişti, yapı gelişti. Kadın ve kız çocukların bedenleri üzerinden sürdürülen bir güç var, egemenlik anlayışı var. Bir süredir şunu konuşuyoruz, evlenme yaşı o mu olsun, bu mu olsun? Tecavüz sonucu olsa bile hamilelik sonlandırılmasın, kürtaj yapılmasın, kadınların bedenlerine dair kendi kararlarını vermelerinin önünde devasa bir devlet duruyor. Bunu devlet düzenlemek istiyor. Ve şöyle söyleniyor. Herkes anne olmalı. Anne olmayan kadın eksiktir. Ve bu söylemler bir türlü bitmiyor Gökmen Bey. Şu anda sizin aracılığınızla ben tamamını dinlememiştim bu konuşmanın. Açıkçası hiç de istememiştim dinlemeyi ama şöyle bir şey çıkıyor dinlediğimizde. Bu bir siyaset kültürüne de dönüştü aynı zamanda. Siyasette kadın meselesinin ve tüm dezavantajlı kesimlere dair söylemlerin turnusol etkisi var. Şimdi bu, bizim ülkemizde çok net bir biçimde bunu söyleyebilirim. Özellikle toplumsal cinsiyete dair eşitlikçi bir düzlemde söyleyecek sözü olmayan siyaset, hangi yüzyıla ait olduğunu da böylece beyan etmiş oluyor. Şimdi bu söylemler nereye ait? Açıkçası o da çok net, o bile belli değil. Ona dair bir şey bile söyleyemiyor. Ve bu sözler, Fatih Erbakan işte geleneklerimiz böyleydi diyor, göreneklerimiz böyleydi diyor, böyle gördük diyor. İşte dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz onlar o yaşta evlendiler, kötü mü ettiler, çok güzel bir evlilik hayatları oldu diyor. Biz böyle gördük diyor, böyle şimdi, gitmesi lazım diyor. Şimdi bakın, eğer siyasete girmişse bir insan, ve bu sözlerle girmemeli. Bu çok çok korkunç bir şey bu. Türkiye'de 2 milyona yakın çocuk işçi var. Çocukların
yoksul çocuklar var. %30 gibi bir orandan, 32 gibi bir orandan söz ediliyor. Ve bir siyasetçi çıkıp bir çocuğun hayallerine ve hayatına talip olma hakkını kendinde görüyor. Bu sözler o anlama geliyor. Oysa dünya kadınların ve erkeklerin rollerine dair değişiyor ve dönüşüyor. Bu değişime direnen muhafazakar, cinsiyetçi bir erkeklik kültürünün temsilcisi kendisi aynı zamanda. Bir de şöyle bir şey var tabii, tam olarak sizin söylediğiniz noktaya gelmek istiyorum bu anlamda. Dünya artık bu açıdan bizim hiçbirimizin, ne kendisinin ne de bizlerin dedelerinin bundan 100 yıl önce yaşadığı yer değil. Burası başka bir yer artık. Dolayısıyla bu güç yaratma zemini olarak kullanılıyor. Ben bunun bir gelenekçilik olduğunu düşünmüyorum tek başına. Kadın, aile, evlilik, bunlar birer siyaset enstrümanı Gökmen. Şimdi o siyaset enstrümanından şunu anlasak doğru anlamış olur muyuz? Yani aslında bu söylemlerin bir adresi var. Belli tabanlarda. O anlamda da oraya yönelik bir mesaj aynı zamanda diyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi bu tabii bir yandan öyle, bir yandan da aile esasında politik bir yaşam alanı aynı zamanda. Her zaman da muhafazakarlığın dayanağı bir yer. En önemli dayanağı. Ve içinde olduğumuz şu süreçte, salgın sürecinde bile sosyal güvenliğe dair de önemli bir kaynak. Bunun altını çizelim sizin aracılığınızla. Bu basit bir şey değil çünkü. Bu önemli kaynağın dağılmaması gerekiyor. Ve bu kaynağı aileye sorumluluk yükleyebilmek için de evlilik gerekli. Boşanma kabul edilemez. Devletler ailenin üzerine attıkları kutsallık örtüsünün altında kalan kadınların, çocukların, erkek olmanın, yaş almış olmanın, engelli olmanın yükünü de ailenin taşımasını istiyorlar. Ve o yüzden salgın sürecine dair devletlerin aileye ilişkin kaygıları bizden farklı. Aile bu sürecin sonunda geleneksel konumundan farklı gelişmelere gebe ve bu onları tabii ki ürkütüyor. Bir de tabii bir şey daha var bu noktada. Bunu özellikle söylemek peki, istedim. Peki Sayın Ablemitoğlu, evet, rica etsem buyurun. O bir şey daha var dediğiniz noktayı evet, aklınızda tutsanız. Tamam. Tutmazsanız ben hatırlatacağım zaten. Hocam bir şey daha peki, var demiştiniz. Ayrıca bir önemli peki, konu daha var. Ben hiç bilmiyordum COVID divorce diye bir dünyada halk sağlığı sorunu evet, olduğunu. Evet, evet. Nedir yahu boşanmalarla ilgili COVID kaynaklı? Onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Evet. İzleyicimiz de diyor ki Ercan Kurt, cinsel olgunluk demek akıl olgunluğu anlamına mı geliyormuş? Psikologlara bir danışıp cevap alınarak ona göre yorum yapılmalı. Çocuk bedenleri üzerine yapılan pazarlık niteliğinde cümleler yetti. 18 yaş altı herkes çocuktur net, evet, gerisini söyleyenler eğitim almalıdır diyerek Erbakan'a tepkisini belirtiyor. Peki. Çok haklı. Tamam hocam, çok kısa bir süre sonra, bir 5-6 dakika sonra tekrar devam ediyoruz, olur mu? Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile Daha Haber Aktif Kriz Masası'nın ikinci bölümünde birlikteyiz. Hocam bir önemli şey daha var demiştiniz. Evet. Unutmamanızı evet, rica etmiştim. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bazen bir akademisyenden, bazen bir din adamından, bazen bir siyasetçiden duyuyoruz bu sözleri ve bu giderek münferit, sıradanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunu da düşünüyoruz açıkçası. Ve bu insanların ideolojileri bağlamında sıradan bir tavır gibi gösterilmeye çalışılıyor bu. Ama bu yüzyılda bunun sıradanlaşmasına tabii ki tepki gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Ve bu zihniyetin tabii ki direneceğini de biliyoruz. Kendine de böyle kamuoyu önüne çıkartacak sesleri her zaman bulacak. Evrensel olanla çatışacak. Buna karşı duranlar da hep karşı karşıya gelecek. Ve bakın az önce şöyle bir şey söylendi. O kadar yanıltıcı ve o kadar tehlikeli bir şeydi ki bu. 50 yaşında bir erkekle 15 yaşında bir kız çocuğun birlikteliğinin rıza ile oluştuğunu söyledi ki böyle bir şey mümkün değil. Kaldı ki şunu bile söylemiyor. Yani yaşıtlarıyla bir cinsellik yaşayabiliyorsa bunu da yapabilir üzerinden bir tartışma bile değil ki, kaldı ki öyle olsa o bir adolesan sorunu olacak, ebeveyn çocuk ilişkisi kapsamında değerlendireceğiz. Biz bunları bile konuşamıyoruz. Burada yetişkin bir erkeğin bir kız çocukla cinsel ilişkisini meşrulaştırma
yasallaştırma çabası var. Tamam. Bu çok tehlikeli. Tamam. Bunu çok net bir biçimde söyleyeyim. Tamam. Şimdi bu çok tehlikeli. Ben de izin verin bir iki şey söyleyeyim. Buyurun. Bu arada her ne kadar az önce bir izleyicimiz sen çok konuşuyorsun diye bana tweet atmış ama vallahi kusura bakmayın ben de evet bazen çok konuşuyor olabilirim ama izleyicimizin de bana biraz daha kibarca hitap etmesini açıkçası beklerdim sevgili izleyicim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Gün içerisinde bazı sosyal medya hesabı sahipleri bunları çok konuşuyorsunuz, çok dillendiriyorsunuz. Böylece adeta bu fikrin yaygınlaşmasını sağlıyorsunuz. Hayır, ya da hayır, istemeden hayır. Hizmet ediyorsunuz demişti. Haklılık payı olabilir. Yani sonuçta belki de toplumsal anlamda çok daha marjinal bir grubun sesi bu vesileyle hem geleneksel medya hem de sosyal medya vesilesiyle sanki daha gürmüş gibi çıkıyor olabilir. Ama hem onlara söyleyeyim hem de izleyicilerime söyleyeyim. Şu konu önemli. Hani bunlar sadece naif söylemler ve asla sonucu olmayacak eylemler niteliğinde olmayabilir. Bu konularda bir takım yasal düzenleme hazırlıkları olabilir. Nitekim biz bundan bir süre önce yaklaşık bir ay önce Profesör Adem Sözer'le böyle bir yayın yapmıştık. Böyle bir hazırlık olduğundan endişe ediyorum demişti. O zamanki konu biraz daha farklıydı ama sonuçta yine çocuklarla ilgili, kızlarla ilgili bir durumdu. O yüzden onlar ısrarla bunu dillendiriyorlarsa farklı farklı isimlerle sürekli böyle bir şey gündeme getiriliyorsa ve sürekli ısıtılıyorsa bizim de yani bizim dediğim kamuoyunun buna karşı çıkan kesimlerinin de her defasında buna itirazını yüksek sesle dile getirmesi gerekir ki orada bir kanıksatma durumu olmasın diye düşünüyorum ben. Şimdi izleyicilerimiz de görüşlerini bizimle paylaşıyorlar. Diyor ki Fikret Kaçmaz, dikkate alınması gereken bir başka yönü de var. İnsanları yani çocukları parantez içerisinde ruhsal yetişkinlik açısından değil de yaşa bağlı fiziksel kriterler üzerinden tespitler yaparak bir nevi meta olarak değerlendiriyorlar. Evet, şimdi ama bu gündem bitmez. Biz öbür konuyu da konuşalım. Sayın seyirciler, daha sonra da İzmir Odası Başkanı'na bağlanacağız Avukat Özkan Yücel'e. İzmir Barosu, ben ne dedim? Peki, İzmir Barosu Başkanı, özür diliyorum. Özkan Yücel'e bağlanacağız Avukat Özkan Yücel'e. Yargı alanındaki manzaralar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün hakim ve savcı adaylarına yaptığı konuşmayla örtüşüyor mu? Bu da çok önemli bir konu. Bunu değerlendireceğiz. Ama Şengül Hocam da bugün sosyal medya hesabında paylaştığı bir konuyu daha konuşmak istiyorum. O da işte Jovi Divorce diye yazılıyor İngilizcesiyle. Covid'in Covid'i, Divorce'un işte şeyi. Yani koronaya bağlı Covid dönemi boşanmaları. Böyle bir şey mi var dünyada? Evet, literatüre girdi. Covid Divorce diye. Covid boşanmaları. Sadece sosyal bir sorun değil, aynı zamanda salgının dünyada gözlenen halk sağlığı etkilerinden biri. Evlilikler üzerindeki yarattığı bu sarsıcı etki. Çünkü şöyle bir şey, aslında salgın tam da evliliklerin zaten sorgulandığı, anlamının ve kapsamının değiştiği bir dönemde geldi. Tam da evliliklerin ortasına düştü. Ve salgın bir sınav vermesine yol açıyor şu anda eşlerin. Çünkü insanlık tarihi boyunca aileler ilk defa bu kadar uzun bir süre bitiş çizgisinin belirsiz olduğu bir yere doğru bakarak evde kalıyorlar. Ve ne zaman bunun sonlanacağını da her ne kadar açılmalardan söz edilse de çok da iyi bilmiyorlar. Ve 7-24 uzunca bir süredir evdeler. Ve sadece evlilikler sınanmakla kalmıyor Gökmen Bey. Ebeveyn olmak sınavından da geçiyor anne babalar. Ve çiftler çok şaşkın, birbirlerinin unuttukları ya da değiştiğini fark etmedikleri bazı özellikleriyle bir anda karşı karşıya kaldılar. Ev içi rolleri sorguluyorlar, eski defterler açılıyor, gerginlikler artıyor. Oysa böyle olmak zorunda değil. Aman hocam, eski defterler açılıyorsa tehlikelidir. Ve uzun süredir konuşulmayan, halının altına itelenen konular bir gündeme gelmeye başlıyor. Yan baktın, eğri oturdun.
konuşulur hale geliyor. Ama böyle olmak zorunda değil tabii. Uzmanlar bu konuda uyarıyorlar. Aslında çiftler ilişkilerini toparlamak bu süreçte eğer zor bir dönemeçten geçiyorlarsa ya da geleceğe dair bazı planları varsa bunları konuşabilmek, yol alabilmek için de bu dönem bir fırsat olabilir bugünler. İlişkilerin zenginleşmesi açısından ve süreçten dayanışma ile daha güçlü çıkmanın da bu süreç bir aracı olabilir. Ama hem evliliklerin dağılması hem de evliliklerin sağlamlaşması potansiyelini aynı anda taşıyan bir süreç. Bunun da tabii en önemli nedeni evlilik uzun bir ilişki modeli. Ve insan türünün yeniden üretildiği, tarihsel kökleri olan, tarihsel bir değişim geçirmiş olan da bir kurumun yapı taşı evlilik. Yani temel sözleşmesini oluşturuyor ailenin. Ve insanın ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımız zaman, kusura bakma biraz ders gibi oluyor ama. Aslında sadece bedava ders alıyoruz gece gece. Barınmayı, beslenmeyi, tüm diğer üreme ve fizyolojik ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra aslında insanların güvenlik, sevgi, ait olma ihtiyaçlarının da karşılandığı bir yer evlilikle kurulan aile. Ve vallahi siz böyle anlatınca ısrarla bu yaşa kadar evlenmeyenlerin evlenesi gelir yani haberiniz olsun. Ve bugün tartışılan yanı bu hiyerarşinin artık insanların evlilikten beklentilerinin değiştiği yönünde ve bu değişen beklentilerin çiftlerin birbirlerine karşı birbirlerine yönelik hayal kırıklığı yaşamalarına neden olduğunu ortaya koyuyor. Bireyler bugün evlilik bağının varlığını, gerekliliğini sorgularken bir anda pandemiyle karşı karşıya kaldılar. Bu tabii bireysel boyut. Az önce kurumsal aile boyutundan da söz ettim. Çünkü evet, salgının yüklediği bir takım sorumluluklar var. Bu da ailenin sırtına bindi. Ve dolayısıyla dünyada da Türkiye'de de artan boşanmalar var. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu sorgulama olduğu sürece Gökmen Bey, boşanmalar da kaçınılmaz olacak. Bunu kabul etmek gerekiyor. Komidivorsun yaşanmasını durdurabilir miyiz? Valla bu süreçte şu efsanenin de sona erdiği bu süreçte ve sonsuza dek mutlu yaşadılar efsanesinin de sona erdiği bu süreçte salgının yarattığı bu sıkışmanın sorunları su yüzüne 7-24 birlikte olmanın sorunları su yüzüne çıkartmasını pek çok evlilikte çatışmalara yol açtığını biliyoruz. Ama tabii bu süreç aslında bize çok önemli bir şey söylüyor. İnsanlar evlilikte ciddi sıkıntılarla karşı karşıyalar bugün. Ben kendi deneyimlerimden de yaptığımız çalışmalardan da biliyorum. Çünkü imkansız bir mükemmelin peşine düşüyor herkes. Buna isterseniz ruh eşi diyebilirsiniz, isterseniz mükemmel insanı aramak diyebilirsiniz. Mitolojik bir efsane aslında sadece. Bundan 100 yıl önce insanlar mahallelerindeki akrabaları arasından düzgün birilerini bulup evleniyorlardı, peki, aileleri hocam, tanıştırıyordu falan. Şimdi öyle olmuyor bu işler. Tamam hocam, bir şey rica edeceğim. Bu mevzuyu şimdilik burada bırakalım. Çünkü evet, ben gördüm siz nihayetinde aynı zamanda aile danışmanısınız. Sizin birden fazla titriniz var, birden fazla bileziğiniz var, birden fazla şapkanız var. Çok şanslıyım bunun için. Ben bilmiyorum, belki de bir dezavantaj. Gözlerinizde o parıltıyı gördüm. Siz şu anda büyük bir damar gördünüz ve daha da anlatma heveslisiniz. Ama bizim şeye de bağlanmamız gerekiyor. Çok önemli bir hukuki meseleyi peki, de ele almamız gerekiyor. Şunu vurgulamak bile bizim için şu anda önemli. Yani literatüre resmen, yani literatür dediğimiz şey işte bu konudaki bir takım bilim çalışmaların evet, oluşması ve bunun evet, literatüre evet, girmesi, o terim girmiş durumda. Nedir o? Covid divorce, yani Covid boşanmaları. Bu bize yeterince, bu bile yeterince çarpıcı bir manşet. Ama tabii ki bir ömür boyu mutlu yaşadılar efsanesi de hala geçerliliğini korusun. Sonuçta öyle bir modelimiz olsun, öyle bir örneğimiz olsun. Sayın Hablemitoğlu, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Kolay çok teşekkürler. Gel.